Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GoTYT Yeşil Yayıncılığın deneme sınavının biyoloji soru çözümlerini yapacağız. Hazırsanız başlayalım gençler. İlk sorumuza başlıyorum. Canlıların temel bileşenleri konusunda çalışan bir öğrencinin bu bileşenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin bize yanlış olduğunu soruyor. Vitaminlerden yağda çözünenler, yağda çözünenleri şöyle bir yazalım. Hangi vitaminlerde A, D, E ve K vitaminleri olmak üzere adek vitaminleri diye kodlamıştık. Bunlar yağda çözünen vitaminlerdir. Sindirilmeden hücre zarından geçebilirken diyor suda çözünenleri ancak sindirilince geçebilir. Suda çözünen vitaminlerimiz ise B ve C vitaminleridir ama İki vitamin çeşidi de yani yağda çözünenlerde, suda çözünende rahatlıkla hücre zarından geçebilir. O yüzden birinci öncülümüz yanlıştır. Bunların sindirilmesine gerek yok. Zaten küçük moleküllerdir. Rahatlıkla geçebilirler. Diğer şıklara da bakalım. Hücre zarının yapısına katılacak bir fosfolipidin sentezinde iki yağ asidi ve bir gliserol molekülü vardır. Normalde 3 yağ asidi, bir gliserol, trigliseritleri, iki yağ asidi ve bir gliserol ise fosfolipid tabakasını oluşturur. Bu fosfolipitler hücre zarında çift sıra halinde dizilirler. Bu doğru bir şıktır. Diğerlerine bak. Kurutulmuş besinlerin uzun süre çürümeden kalması, enzimlerin su oranı düşük ortamda çalışamama özellikleriyle ilgilidir. Eğer ki enzimlerin çalışması için ortamda %15 su bulunursa enzimler rahatlıkla çalışabilir. Ama bizler mesela besinlerimizi kurutuyoruz ki orada mikroorganizmaların üremesi için enzimlerinin çalışmaması lazım. Bu yüzden de besinlerimizi kuruturuz. O yüzden bu öncülümüz de doğrudur. Diğerlerine bakalım. Yağ asitlerinin hidrojen sayılarının glikozdan fazla olması, yağ asitlerinden glikozdan daha çok ATP ve metabolik su üretilmesini sağlar. O yüzden bu öncülümüz de doğru. Mantarların hücre duvarında böceklerin dış iskeletindeki tin bulunması ve bitkinin hücre duvarında selülozun bulunması polisakkaritlerin yapı maddesi olma özellikleriyle ilgilidir. Mantarların hücre yapısına kitin katılır, böceklerin dış iskeletine kitin katılır. Bunlar polisakkaritlerdir. Bitkilerin hücre duvarına selüloz katılır. Depo polisakkariti ise nişastadır arkadaşlar. Bu öncülümüz de doğru. Cevabımız A şıkkıdır. 16. sorumuza bakalım. Mitokondri ve kloroplastı vermiş şeklini bu verilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Mitokondrinin faaliyetini artması hücrenin yoğunluğunu azaltır. Mitokondri ne yapacak? Mitokondri enerji olayını sağlayarak, enerji üretimini sağlayarak glikozu ve oksijeni tüketecek. Bu yüzden de glikozu tüketeceği için hücrenin yoğunluğu azalacaktır. Sitoplazmada harcanan ATP mitokondriden sağlanır. Burada dikkat etmeniz gereken cümle şu. Mitokondri hücresel enerjiyi sağlarken kloroplastta üretilen ATP sadece kendi için kullanılır. Kloroplast ve mitokondrinin benzer özellikleri vardır. Evet, ikisi de çift zarlıdır. İkisinin de kendine ait DNA, RNA sistemleri vardır. Bu yüzden benzer özellikleri mevcuttur. Mitokondri hücrenin pH derecesini küçültür, kloroplast ise büyütür. Şimdi burada pH'ı nasıl ayarlayacağız? Eğer ki ortamda karbondioksit varsa ortamın asitliği artar. Asitlik artarsa pH azalır gençler. Mitokondri hücrenin pH'ını küçültür demiş. Şimdi mitokondri oksijenli solunum reaksiyonlarını gerçekleştirerek karbondioksiti ne yapacaktır? Açığa çıkartacaktır. Ortamda karbondioksit açığa çıkarsa pH azalır. O yüzden bu öncülümüz de doğru. Kloroplast hücrenin su emme kuvvetini azaltır. Suyu emme kuvvetini azaltması demek ozmotik basıncı azaltması demektir. Ama kloroplast ortamda glikoz miktarını arttıracağı için ozmotik basınç da artar, emme kuvveti de artacaktır. Bu yüzden Edirne yanlıştır gençler. 17. sorumuzdayız gençler. Deneyli bir soru vermiş.
deniz yıldızının bir kolu kesildi ve kesilen koldan deniz yıldızının oluşmadığını söylüyor. Ama kolu kesilen deniz yıldızının yeniden kolunu ne yapıyor? Onarıyor. Bu olaya ne diyeceğiz? Rejenerasyon. Ama deniz yıldızının ortasından ikiye böldüğümüzde her iki parçasından da deniz yıldızının oluşması rejenerasyon ile üremedir. Hangisine ulaşılamayacağını soruyor bize. Birinci deneyde hücreler mitozla çoğalır. Eşeysiz üremenin temeli mitoza dayanır. Doğru. Deniz yıldızının her parçasından yeni bir deniz yıldızı oluşmaz. Birinci deneyde bunu kanıtlıyor zaten. Doğru. Deniz yıldızının kesilen kolunun ve yeni kolunun gen dizilişlerinin aynı olduğunu söylüyor. Eşeysiz üremede kalıtsal çeşitlilik olmadığı için gen dizilişi aynıdır. Birinci ve ikinci deneyde kullanılan deniz yıldızlarının gen dizilişlerinin aynı olduğunu söylüyor. Bunu bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Çünkü birinci deneyde farklı bir durum, rejenerasyon olayı var. İkinci deneyde ise rejenerasyon ile üreme, yani iki tane oluşuyor. Burada ise kopan kısım onarılıyor. O yüzden Denizli yanlıştır. Deniz yıldızının yenilenme ile çoğalmasında ortasındaki hücreler görev alır çünkü burada yeniden iki tane deniz yıldızı oluşmuştur. Sıradaki sorudan devam. Bir biyoloji öğretmeni öğrencilerinden canlı ile bu canlının özelliğini tahtaya yazıp eşleştirmesini istemiş ve hangisinin yanlış olduğunu söylüyor. Bakterilerin hücre duvarına ne deniliyordu? Peptidoglikan. Doğru. Arkeler ekstrem koşullarda yaşayabilen canlılardır. Metan gazı olan, aşırı tuzcul, aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlarda yaşayan canlılardır. Doğru. Paramecium bir protistadır, ökaryotiktir ama gelişmiş bir organı veyahut da sisteme sahip değildir. Kendine ait bir sistemi vardır ama bu olaylar daha çok mikro düzeyde gerçekleşir. Yani gidip de paramecium'da bir akciğer, bir kalp arayamayız. O yüzden C şıkkımız yanlıştır. Penguen bir kuştur ve vücudu tüylerle kaplıdır. Balina bir memelidir. Yavrusunu sütle besler. Bunlar doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır. 19. sorumuzdayız. Soy ağaçlı bir soru kan grubunu vermiş ve annenin B0 genotipli olma olasılığını sormuş. Çocuğu eğer ki 0 kan grubuysa birini annesinden alır, diğerini babasından alır. Diğer çocuk AB ise ya anne A0'dır ya da B0'dır. Baba anne A0 olduğunda B0 olur. Anne B0 olduğunda ise A0 olur. İki ihtimal olduğu için annenin B0 olması 1 bölü 2'dir gençler. Geldik son sorumuza. Şemalı bir soru vermiş. Azot döngüsü önemli bir konu. Özellikle her denemede ekosistemde çıkmaya başladı. Bu şekildeki X ve Y'nin yerlerini aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden getirilmelidir demiş. Bakalım. Öncelikle organik atıkların toprakta inorganiklere dönüşmesini sağlayan kimdir? Saprofit canlılardır. Neden saprofit canlılar? Şimdi saprofit olarak mantar da olabilir, bakteri de olabilir. O yüzden buraya saprofit canlılar gelebilir. X'e saprofit dedik. Toprakta nitrit bakterilerinin yapmış olduğu olaya, yani o inorganik maddelerin nitriti nitrata kadar parçalamasına ise nitrifikasyon olayı diyeceğiz. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar, sorularımız bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar dilerim.